Hayır ya. Hayır olamaz. Ben tam kaydı açtım ve yukarıda inşaat başladı. Ve Bella en ufak bir matkap sesine, matkabı bırakın insan sesine bile havlamaya başlıyor. O yüzden bu video nasıl geçecek bilmiyorum. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten yüzüm gözüm o kadar şiş bir şekilde uyandım ki hatta gözümün üstünde arpacık mı çıktı diye düşündüm. Yani düşünün o kadar şu kapağım özellikle şişmişti. Yani belki de çıkıyordur ama şu an ikisi de şiş. Bu bir tık daha şiş. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizinle birlikte MAC'in yeni bir maskarası çıkıyor. Onun lansmanına gideceğiz. Ve hazırlanmam için sadece 2 saatim var. Saat şu anda 12.30. Etkinlik 3'te. 2.30'da çıkarsam ucu ucuna 3'te orada olurum ama zaten tam o saatte orada olmama gerek yok. Bu lansmanın dress kodu siyah olduğu için siyah giyeceğiz. Şu sıralar böyle hem etkinlikler çok fazla hem benim çekimlerim çok yoğun geçiyor falan ve sürekli saç makyaj böyle bir tarz ziyade gibi dolaşıyorum. O yüzden bu halime o kadar artık uzaklaştığımı fark ettim ki kamera... Bella bir sus! Hatırlarsanız eskiden hep şey diyordum işte makyaj yapmayı çok sevmiyorum, saçımı şekil vermeyi çok sevmiyorum falan. Artık çok seviyorum arkadaşlar. İşimin olduğu günlerde bayağı böyle seve seve yapıyorum. Bartu arıyor. Alo. Alo. Şimdi size hemen böyle birkaç kutu geldi. Onları göstereceğim. Öncelikle şöyle bir telefon askısı aldım. Farkında mısınız? Şu sıralar böyle taşlı tuşlu şeylere aşırı yükseliyorum. Bu arada kameranın titremesiyle ilgili bana işte yazıyorsunuz YouTube'da. Evet teşekkür ederim uyarılarınız için. Bunun bence titrememe ayarı var. Onu bir öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok titriyor. Ben de farkındayım. Ben de çok üzülüyorum. Ben şu an mesela sağ elimi kamerayı tuttuğum elimi hiç kıpırdatmadan çekimlerimi yapmaya çalışıyorum. Neyse. Şöyle bir paket geldi. Bu yüz temizleme jelini merak ediyordum bu arada. Sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı bir ürünmüş. Bunu henüz denemedim. Şunu dün gece denedim biliyor musunuz? Bu kutu bayağıdır duruyordu böyle. Dün gece dedim ki ya şunu bir süreyim. Çünkü yeni sivilcelere veda et yazıyordu. Benim de şu sıralar cildimde küçük küçük böyle sivilceler çıkmaya başladı. Onları sürdüm. Sabah uyandığımda hala duruyordu. Yani henüz bir etkisini görmedim. Eğer düzenli kullanımda bir etkisi olursa sizinle paylaşırım. Sonra canım Yves Rocher'den şöyle bir kutu geldi. Yves Rocher'i çok seviyorum. Yani Yves Rocher'den gerçekten gidip gönül rahatlığıyla böyle cilt bakım alışverişimi yapabiliyorum. Şöyle bir yaşlanma karşıtı antioksidan serum. Şu bu ürün burada gösterilen. Sonra şöyle bir katlanılabilir matara göndermişler. Bu marka şu sıralar bana o kadar bu mataradan gönderdi ki. Şöyle göz kremi, gece kremi ve gündüz kremi. Bunun kutusunu saklayacağım. Hatta arkadaşlar benim bu odada yatak odasında bir tane komodinimin üstündeki kutu bu. Size göstermişim önceki videolarımda. İçine böyle cilt bakım ürünlerimi falan koymuştum. Bunu da belki diğer tarafa koyarım. Gerçekten çok kullanışlı oluyor Yves Rocher'in bu kutuları. Sonra bu sabah geldi. Ben bunun zili üzerine uyandım. Ve harfli bir kolye. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir taç. B harfli bir küpe. Bu şekilde. Bir de şöyle bir fular göndermişler. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman hemen hazırlanmaya geçiyoruz arkadaşlar. Ay bir de size şunları göstereyim. Bunları dün Bartu almış. Böyle iki tane almış bir kendine bir bana deneyelim diye. Bunları benzin istasyonunda bulmuş. Normalde hani marketlerde falan galiba satılmıyor. Ben de çok merak ettim. Bu arada Bartu bana dedi ki bunlar Trendyol'da var. Linkini ekleyebilirsin. O yüzden linkini aşağıya bırakacağım. Bakabilirsiniz. Henüz tadına bakmadık. Şimdi buzdolabına koymaya gideceğim bunları. Ve kendime de minik bir kahvaltı hazırlayacağım. İşte benim ilk öğünüm Cici Bebe. Dün akşam da aslında Cici Bebe yemiştim ama yine de canım çekti bu sabah. Hem tadını çok seviyorum hem de Cici Bebe kilo aldırıyor arkadaşlar. Bunu bir diyetisyen tanıdığıma da sordum. Şimdi hemen bunu yiyeyim, sonra saçımı yapacağım, sonra makyajımı, sonra da kombin yapıp hemen çıkacağız. We'll be driving down the street, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Şu anda bizim kızlar grubuna yazdı arkadaşım bu akşam buluşalım mı diye. Belki oradan da kızlarla buluşmaya geçerim. Bence çok iyi olur çünkü onları çok özledim. Şimdi saçımı toplayacağım. Makyaj yapacağım zaman şöyle yarım topluyorum. Önce dudaklarımı nemlendireceğim. Çok güzel. Bu makyaj bazını kullanacağım. Ellerimle ürünü yedirdikten sonra o ürün elime kalıyor ya.
Nefret ediyorum. Fondöten değil, BB krem kullanacağım. Notum bu soft ivory rengini kullanıyorum. 200 numara. Evet, şimdi kombin aşamasına geldik. Şu blazer ceketi giymeyi düşündüm. Siyah bir tane kaban almam lazım. Aslında benim çok siyah kabanım vardı fakat hepsini sattım. Şu an biraz pişmanım bunun için. Panty'nin şu puantiyeli çorabını giyeceğim. Böyle bir kombin yapayım dedim. Altıma da siyah çizme giyeceğim. Fakat çok da emin olamadım. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Böyle taşlı bir küpe takmayı düşünüyorum. Ya da belki kolye olmaz. Çünkü yakası şöyle geliyor. Üzerimi giydim. Size birazdan boydan da göstereceğim. Şu yeni aldığım küpelerimi taktım. Şöyle puantiyeli çorabımı giydim. Şort eteğim bayağı bir kısa çıktı. Zaten yorumlara yazmışlardı çok kısa diye. Ona göre alın. Ben zaten kısa giymeyi seviyorum. Hani rahatsız olmuyorum. Şort etek olduğu için bununla rahatsız olmadım. Normal etek olsa bayağı hani frikik verirsiniz. Ama bununla herhangi bir sorun olmuyor. O kadar kısa ki külotlu çorabın hani şurasında siyah bir renk var ya şuradan şuraya kadar. O gözüküyor arkadan. Onu ayarlamakta biraz zorlandım. Şu klima borusu arkadaki beni inanılmaz rahatsız ediyor. Aşırı şey olmadı mı böyle? Klasik. Saçımı da düz açıyorum. Bayağı artık açık saça alıştım. Yanıma cüzdanımı alıyorum. Bugün sürdüğüm rujumu ve dudak kalemimi. Nakit para çıktı. Bunu alayım. Galiba bu kadar. Ha, maske alacağım bir de. Evet. Bugün sadece rujumu çok beğenmedim. Normalde bu rengi kendime çok yakıştırıyorum. Ama bir süredir böyle daha açık bir ton var. Böyle pembemsi ama tam pembe de değil. Çünkü bana pembe yakışmıyor. O görünüme çok alışmıştım. Biraz daha böyle dudak rengi gibi. Şimdi çıkıyoruz. Öpüyorum. Orada görüşürüz. Buradan size boydan göstereyim dedim aynadan kombinimi. Çok sevdim. Bir şey değil mi? Beni zor da siyah giymeye alıştıracaksınız ya. Çok sevdim. Ve geldik. Şimdi Mecidiyeköy'e geçeceğim. Oradan Şişhane'ye. Evet, Mecidiyeköy'e gideyim şu an. Ben çok bir şey çekemem. Işığı. Ya buranın ışığı çok kötü. Evet. Herkese içecek bir şeyler söyledik. Ve ilk günden beri de moda, sanat ve pop kültürünün tam ortasında, kalbinde ve bu alanlara yön vermeye devam ediyoruz. Modelinin gözünde factory bir eyeliner uyguladım. Nasıl görünüyor? Biz çok sevdik. Şimdi onu birazcık MAC stay'inde, bu arada ambalajlarını görmüşsünüzdür. Genelde MAC ambalajları gerçekten çok basic ve direkt tüketici odaklı olur ama MAC stay'in inovasyonundaki ambalajı da çok güzel. Dolayısıyla oradaki gümüş rengi kullanarak bir geçiş yapacağım. Birazcık daha dramatik bir görüntü istiyorum çünkü bugün burada MAC stay kutluyoruz. İstedim ki gerçekten çarpıcı olsun. Kapatabiliriz. Çünkü maskaya güçlü pigmentasyonu olan bir şey ve bulaştığı zaman temizlemesi çok zor oluyor. Hatta make-up artistler de bilir. Gerçekten bizim de en çok tereddüt ettiğimiz noktalardan biri. Dolayısıyla... Çok güzel oldu. Nefes Bart alır mısın? Bak tutamıyorum. Hayır. Evet, eve geldim. Bir yandan O Hayat Benim 93. bölüme kadar gelmişim. Onu dinliyordum. Geldim, başım çatlıyor. Bartu da hasta olmuş ve gerçekten böyle geldikten bir saat sonra falan ancak kalkabildim yerimden. Bazı işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi hemen sizinle hızlıca makyajımı temizleyeceğim. Şu Nivea'nın makyaj temizleme suyunu kullanacağım. Sonra bir güzel yüzümü yıkayacağım. Toniğimi süreceğim.
Belki serum sürerim. Yarın da bir tane etkinliğe davetliyim yine. O Suadiye'de olacak. Bahsetmiştim size. O yüzden yarın çok erken kalkmam gerekiyor. Çünkü kahvaltı olacak ve 10'da başlayacak etkinlik. Ama hani ben bir yarım saat falan yine geç gitmeyi düşünüyorum. Ancak başlamış oluyor zaten. Bugün spor yapmayacağım. Çünkü saçımı daha dün akşam yıkamıştım. Ve bugün şekil verdim. Bundan Instagram'da bahsetmiştim. Saçıma şekil verme günüme göre spor günümü ayarlıyorum. Şimdi daha saçıma bugün şekil verdiğim için hemen terleyip duşa girmek istemiyorum. Ömrümün yarısı gerçekten duşta geçiyor. Normalde bu makyaj temizleme suyuyla benim yüzüm hiç yanmıyordu. İlk defa yandı. Aslında şu sıralar şunu da çok kullanıyorum. Çok çok kurtarıcı bir ürün. Çünkü bununla cildinizi komple temizliyorsunuz. Hem makyajınızı temizliyorsunuz, hem arındırıyorsunuz, hem nemlendiriyorsunuz. Ve sadece cidden hani 1 dakikada falan. Benim bir tane yüz temizleme jelim vardı. Onu attım. O yüzden şimdi bu yeni gelen yüz temizleme jeline geçeceğim. Gerçekten kafam çok dolu arkadaşlar. Ve neden böyle bilmiyorum. Hani hiçbir şey de yapmadım bugün ama çok yorgun uyandım. Yağlamayı dengeleyen günlük kullanıma uygun temizleme jeli. Süper. Başlıyorum o zaman. Ben bunu folyoyla temizleyeceğim. Folyoyu bayağıdır kullanmıyordum. Şu banyo kısmı çok dar. Hatırlıyor musunuz eski banyomun dolabını? Bunun bence şöyle bir iki raf daha yaptırılabilir. Daha çok yerden tasarruf etmek için. Hani o zaman böyle çok yüksek şeyler sığmaz mesela. Şu tarz touch spray ile ilgili ama bunları başka yerine koyabilirim. Çünkü şöyle küçük ıvır zıvırlar çok var bende ve banyo dolabının mesafesi çok yüksek. Yukarısı boşta kalıyor yani. Her şeye de bugün şikayet ettim gerçekten. Ama şu an her şeyden şikayet edesim var. Böyle yaşlı teyzeler gibiyim. Huysuz yaşlı teyzelerimiz olur ya. Onlar gibiyim cidden. Şu tırnaklarıma bakın artık. Bayağı bir alttan çıkmaya başladı kendi tırnaklarım. Yani kendi rengim. Renginden falan da sıkıldım zaten artık. Kaç hafta oldu. Gidip temizleyelim. Gel. Beyla. Geliyorsan gel. Arkadaşlar şimdi tonik aşamasına geçiyoruz. Bu markanın toniğini hatta tüm ürünlerini çok seviyorum. Bakın şu anda da yanında bir diğer ürünü var. Bunu gözaltıma uyguluyorum serumu. İlk kez denediğim yüz temizleme jelini çok sevdim. Hatta Bartu geldi şöyle bir tuttu. Dedi ne kadar yumuşak böyle sanki yüzünü keselemişsin gibi. Ben burun ameliyatı olduğum dönemde hep bunu kullandım tonik olarak. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Şöyle çünkü burun ameliyatından sonra cildiniz biraz böyle yağlanmaya başlıyor. Özellikle şu burun çevreniz ve tabii ki temizlemekte çok güçlük çekiyorsunuz. Hani her şeyi süremiyorsunuz, baskı yapamıyorsunuz. Serum olarak da bu C vitamini serumu uygulayacağım. Ya ben aslında Bartu'yla videolar çekmek istiyorum. Bartucuğum sen neden yoksun yanımda? Yoksun yanımda. Artık bana pizza mı yapacaksın? Oo yüzüm şu an var ya. Oo. Her şey ya. Ben ilk defa bu arada bu kadar üst üste bir şey uyguluyorum. Genelde bekletiyorum hani biraz zaman geçsin sonra temizleyeyim diye. Ama şu an yüzümü yıkamak istiyorum desem. Gerçekten her şeyi sürdüm yüzüme. Yok hiç rahat değilim. Şu an yıkayacağım. Tüm ürünler boşa gitti. Arkadaşlar videomuzun ikinci gününden herkese merhaba. Bugün 25 Mart Cuma ve saat şu anda 8:50. Etkinliğimiz hatırlarsanız sabah 10'daydı. Fakat bir tık daha geç gitmeyi planlıyorum. Yani 10.30'da orada olursam çok iyi olur. Metro ve Marmaray yapacağım. O yüzden 3 vasıta ama trafiğe hiçbir şekilde takılmayacağım için kısa bir süre içinde hani orada olurum diye düşünüyorum. Bunu taktım o kadar güzel oldu ki sadece dün akşam mesela şu taşlarına parlatıcı sürdüm. Siz de bu tarz bir şey alırsanız aklınızda olsun. Ben küçüklükten beri bir alışkanlığım. Bir yere gitmiştim kolye almıştım ve kolye taşlı bir kolyeydi. Çok küçüğüm daha ilk alışverişlerimden. Dün ve kasada oradaki çalışan kişi demişti ki
parlatıcı süreyim mi? Ben de olur deyip tırnaklarımı uzatmıştım. Hiç unutmuyorum. Sonra o da demişti ki tırnaklarınız için değil. Hani isterseniz sürerim ama kolye için dedim falan demişti. Ben de o günden beri gerçekten alışkanlık oldu. Her taşlı tuşlu şeyi aldığım gibi üzerine parlatıcı sürüyorum taşları düşmesin diye. Bu arada bugün hava nasıl hiç bilmiyorum. Bir bakalım. O kadar da soğuk değil galiba. Şöyle bir crop almıştım. Bunu üzerine giymeyi düşünüyorum. Tabii ki sadece o değil. Üzerine de şunu giyeceğim. Üzerime de şu blazer ceketi giyeceğim. O zaman ben hemen hazırlanayım arkadaşlar. Çünkü gerçekten hayatta en sevmediğim şey bekletilmek. Beklemeyi de hiç sevmem ama bekletmeyi daha seviyorum. Yani daha da sevmiyorum. Çünkü neden? Bekletmek sizin elinizde olan bir şey ve hani karşı taraf bekletiyorsa o onun hatası ama siz olun, bekletmeyin. Trafik falan bunlar bahane bence. Sonuçta özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız trafiği göze alarak ona göre çıkmanız lazım ama tabii ki bazen hani beklediğiniz gibi olmuyor, çok daha fazla trafik oluyor falan, ona diyecek bir lafım yok. Bakın şunu şuraya getirdim, yarım saatte telefonumu şarja takacağım güya. Unutuyorum. Ay telefonumu dedim, saatimi. Bunu hep şarj etmeyi unutuyorum. Şöyle bakalım. Üzerimi giydim. Bu altındaki kot pantolonu çok seviyorum. Kalıbı, üstte duruşu aşırı iyi. Şimdi saat 9'u 6 geçiyor. Benim artık çıkmam lazım. 9.30 gibi çıkmayı planlıyordum zaten. Şimdi şu üzerime şunu bir deneyeceğim. Ya şu kamera niye düşüyor, yamuluyor? Şöyle mi durmalı? Yok. Makyajı bulaştırmadım. Şu yüzükleri sevdim ama bunlar aşırı bol oldu bana. Şimdi çantamı hazırlıyorum ve sonra hemen çıkıyorum. Peçete aldım, cüzdanımı alıyorum. Yedek bataryamı alacağım, kameramanı. Şöyle minik bir toka her zaman çantamda bulundurmaya çalışıyorum. Güneş gözlüğüm. Şunu alacağım, kameraman tripodu. Ve bugün sürdüğüm dudak kalemimle glossumu kesin alıyorum. Bunlar kalıyor. Bir de tabii ki telefonum, evet. Çıkmamız lazım. Saatime takmıyorum. Şarja taktım ama. Boşver. Burada uyuyorlar. Aşkım görüşürüz Beyloş. Ayakkabı olarak ya Converse'lerimi giyeceğim ya da New Balance. Mesela şu an etkinlikteyiz. Böyle takılıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Üstüme çay döktüm. Burama her yerime. Açık bir şey. Açık renk giyince o şeydir ya. Hep bir şey olur. Bakın, açık renkse. Bundan şu yüzden oldu. Bundan alınca damlıyor. Açık bir şey. Çok mu böyle dışarıdan çalışkan evet, gözüküyorum? Evet. Cidden mi? Sen günde kaç yıl satıyorsun? Ben her gün yıl satıyorum. Günde 4 tane çekmeye çalışıyorum. Bir de sen gidiyorsun değil mi? Tabii ki. Mesela ne yapıyorum biliyor musun ben kızlar? Ben çektiğim gün atıyorum. Dayanamıyorum bile. Şöyle yapıyorum. Bir gün oturuyorum. Sabahtan akşama kadar 4 tane Reels çekiyorum. Sonraki gün mesela işte YouTube'a ayırıyorum. Geziyorum işte. Mesela bugün etkinliğe geldim. Bugün Reels çekimim yok. Bugün rahatım. Sonraki gün rahatım. Pazartesi tekrar Reels'a başlayacağım. Pazartesi 4 tane Reels çekeceğim. Sonra 4 gün rahatım. Ben konuşuyorum. İmran'ı stratejik ilerliyorum. Ama ben planlı bir kızım. Başak Burcu'yum. Her şeyim planlı olacak benim. O yüzden yani. Ben bilerek... Sen de inanç olması lazım her şey. Sen ne burcusun? Oğlak. Hiç bilmiyorum. Çalışkan derler de alakam yok ama yani. Ama çocuk olunca öyle oluyor değil mi? Şey olacak. Burada bir AVM'ye geldim. Arkadaşımın işten çıkma saatini bekleyeceğim. 5'te işten çıkacak. Saat şu anda 13.44. Yani bayağı bir vaktimiz var. Ama olsun, edit yapacaktım zaten. AVM'de bir kafede oturacağım. Bir kahve içeceğim. Telefonumu şarja takmam lazım ve akşamın videosunu editleyeceğim. Sonra zaten arkadaşım gelir. Birlikte bir şeyler yer içeriz. Alışveriş yaparız, gezeriz. O şekilde. Yalnız şunu fark ettim. Gerçekten bir parça güneş ışığı görmeye aşırı ihtiyacımız varmış. Çok böyle iyi hissediyorum kendimi. Güzel güzel vitaminlerimi alıyorum. Bu arada vitamin demişken biliyorsunuz vitamin kullanmaya başladım artık düzenli olarak. Hatta 2 şişemin de sonuna geldim. Gerçekten etkisini gördüm kısa zaman içinde. Hani enerjime bile yansıdı. O yüzden siz de kan değerlerinize baktırın. İhmal etmeyin. Oh be. Güneşi özlemişim ya. Arkadaşlar şimdi Erboş'la buluştuk. Yemek yiyoruz. Ben bugün kahvaltıda
çok bir şey yemedim. O yüzden bayağı acıktım ama Erva'yı bekledim yemek için. Kanka bak sen şundan da alabilirsin. Bu ne? Kudret narı. Kudret narı. O ne? Bunlar çok enerji veriyor. Gerçekten. Evet, tek kullanımlık. Yok, bana böyle düzenli kullanabileceğim. Mesela o zaman şimdi şunu alalım. Bu enerji diyormuş. Evet. Benim enerjiye ihtiyacım tamam, var. Tamam, senin ihtiyacın. Tamam, bunu alıyoruz. Şunu alıyoruz arkadaşlar. 50 TL. İnanılır gibi değil. Evet, eskiden 12 liraydı. Ben en son 29 almıştım onu. Neyse. Bir de şunlardan alalım diyoruz. Ben normalde bunları hani aşırı uygun fiyatları çok kaliteli değildir diye düşünmüştüm ama Erva diyor ki ne diyor? Yurt dışından geliyor bunlar. Yani onlar için bak görüyor musun? O yüzden fiyatı uygun diyor. Aslında pahalı oluyor yurt dışından. Ne oldu? Yurt dışından gelen pahalı oluyor aslında ama onlar da o kadar ucuz ki. Hani 10 evet. katı yapsam bile. Şey, o zaman yani ondan mı alayım bir de? Bence al. Ay hepsini şu an içmek istiyorum. Ay. Dur bir saniye. O ne? O ne? Kanka bu böyle atıştırmak eti gompar ucu kullanmış. Gerçekten. Ama şey tuzlu değil. Hmm. Yani şunun üstüne çikolata gibi düşün. Anladım. Aslında. Bu ne? Bu keten tohumu. Keten tohumu. Senin her bir şeyden haberin Hayır, var ya. Hayır bunu ben geçen gün şeyini yedim. Galetasını çok güzeldi. Hmm. Şu botu denedim. Yalnız aşırı büyük durmuyor mu Erboş? Peynirli gibi duruyor. Gerçekten niye böyle? Ya şöyle ayakta duruşunu sevmedim. 39 oldu belli yani. Ben 38 giyiyorum ama 39 da giyiyorum bazen. Bu da sana benziyor. Ay o değil de. Yine şöyle bir şey bulsam. Bak bu şu işte yanındaki. 1,5 peynirli. makyaj çantası doldu Erboş. Şimdi duruyor da kullanmıyorum. Ha, o zaman alma ne yapacaksın? Onu trampolini de kapatmış. Erboş'tan çantayı beğendik. Yeşil rengini aldı Erboş. Düzeltmişler bu arada. Evet evet. Fiyat farkı İkisi de çok güzel gidebilir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar selam. Şimdi eve geldim sonunda. Son iki gün bayağı dolu dolu geçti. Yarın da dolu dolu geçecek. Çünkü yarın Bartu şu an yanında ve ilk defa duyuyor. Yarın Erva'yla buluşacağım arkadaşımla. Evin önüne gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Oradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta hem gezeceğiz hem alışveriş yapacağız. Hem fotoğraf çekileceğiz. Böyle kendimize bir kız günü ilan edelim dedik. Belli'cim ayaklarımı yalama aşkım gel. Hemen hızlıca göstereceğim. Alışveriş kısmını çok uzun tutmayacağım. Ay bir saniye kamerayı deviriyordum. Bunu göstermedim. Koton'da çok güzel kampanya vardı. Bunları aldım. Supradin enerji aldım. Enerji. Çünkü benim enerjiye ihtiyacım var. Mango'nun şu çantasını aldım. Böyle çok dönemsel bir çanta bu. Hani belki 1-2 ay sonra bu çantayı artık takmak istemeyeceğim ve sıkılacağım. Ya böyle... Çok fazla ben buradayım diyen bir çanta. Anladınız mı? Beni bilmiyorum. Bir de Mango'nun yine şöyle bir çantasını aldım. Bunu Bartu hiç beğenmedi. Aslında şöyle beğendi ama gerçekten hani beyazıtmalı dedi. Gerçekten biraz Bella'nın şu an tüyü var ağzımda. Bir tık öyle duruyor bence de ama rengini çok sevdim. Bunun 3 farklı rengi vardı. Siyah, bej ve yeşil. Ve Burcu Çakmak gitti. İçlerinden yeşil olanını aldı. İnanabiliyor musunuz? Ben kendime inanamıyorum. Bu sayfanın ürünlerine bayılıyorum. Bir anda tersine dön. Ceketin rengi efsane. Ben bunu daha böyle kahvemsi bir ton bekliyordum. Aşırı iyi. Bir şey diyeceğim. Wow! Artı. Wow, güzel. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Bir de şu kot. Aa, bunun kalitesi bayağı iyi yalnız ha. Yerim. Yedim ama yine yerim. Şöyle bir kot pantolon bu da. Bunları zaten Instagram'da üzerimde görürsünüz. Sadece bunun paçası bayağı... Yok çok da uzun değil. Yani A kısmı şuraya gelirse paçası da tam ideal. Bu bayağı iyi. Ya fotoğrafta bu kadar iyi durmuyordu açıkçası ama çok sevdim. Bartu şok! Çiki çiki, çiki çiki. Nasıllar? Olmadı mı? Bunları arkadaşlar çok çok uyguna buldum. Yani eminim evin önünde bile bu fiyata bulamazsınız. Şunların hepsi 22 TL. Ne diyorsunuz? İyi mi? Bedava. Ya, hepsi 22 TL falandı. Bunun 3'ü 15 TL'ydi. Çok iyi. Ya yani ucuza buldum diye aldım Mart. Yoksa ben öyle israf eden bir kız mıyım? Aşk olsun. Şu Bershka model toka. Bunu belki görmüşsünüzdür. Orada tabii 110 TL falandı galiba. Ben ne kadar aldım bunu hatırlamıyorum ama uygun aldığımı hatırlıyorum. Bayağı büyükmüş bu arada. Bir tık daha küçük olsa iyi olurmuş. Bir de şöyle bir şey aldım.
Aslında ben bunu yapabilirmişim. Benim böyle taçlı kolyem var. Bu ne biliyor musunuz? Saç aksesuarı. Saça şöyle şuradan takıyorsunuz. Bella çıkar mısın? Aşkım tamam biliyorum yeni ürünlere ilgim var ama onu yalayamazsın. Lansmanda hediye edilen ürünler. T-Brush'ın diş macunlarını biz kullanıyoruz. Bartu özellikle aşırı seviyor. Bizde çileklisi ve nanelisi vardı. Şimdi portakallısını ve galiba tekrardan nanelisini hediye etmişler. Bu naneli galiba. Diş ipini gerçekten çok merak ettim. Ben diş ipi çok kullanıyorum bu arada. T-Brush'ın diş fırçalarını daha önce kullanmıştım. Gerçekten çok güzel. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Arkadaşlar biz evin önüne geldik. Gamze, Gamze'nin annesi Erva. Şimdi bir takı alışverişi yapacağız. Şu maske sürekli düşüyor. Bugün burası o kadar kalabalık ki yani hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biri bu kalabalıkta. Cumartesi günü evin önüne gelmek olabilir. Şöyle bir kombin yaptım. Aslında içimde kısa bir şey vardı. Sütyen tarzı bir şey ama hava soğuktu üzerime bunu geçirdim. Evet bunlar da benim ekip. Ervan'ın annesi diyordum. Ama tam öyle gözüküyorsunuz. Sahiplenmişsiniz. Benden daha iyi anlaşıyorlar. Değil zaten. Mi? Şurası kızlar. İbrene hediye falan aldılar. Evet şimdi Gamze işte alışverişe geldik. Çok ben güzel. Şunları aldım. Eve gidince göstereceğim. Böyle teklileri de vardı. Ay bunlar da çok güzel. Ama bak bunda 3 tane. Ha. Yani 3 şeyli. Kızlar. Ben şunları seçtim. Baksana Gamze'nin yüzüne. Tırnaklarını da çekeceğim. Bak tırnaklarından arka. Yalnız feda oldu bir tanesi. Evet evin önüne gelirsen böyle. Kanka bıyıklı şey koydum. Alışverişimizi yaptık. Şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz. Bu arada gerçekten az önce de bahsettim ama yine aynı şeyden yakınacağım. Eminönü dehşet kalabalık. Aldıklarım burada. Erva bir iki bileklik aldı galiba değil mi? Gamziş birkaç bir şey aldı. O biraz daha böyle takı takmayı seviyor. Ben de çok seviyorum. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz ama Erva'nın midesi bulandı. Kalabalıktan biliyor musunuz? Kalabalık tutmuş. Ben de bir ara çok kötü oldum. Erva'ların yanına gelmeye çalışırken kenara çekildim. Dedim müsaade eder misiniz falan kenara geçtim. Aklınız varsa dinlendim. Gelmeyeyim. Dinlendim sonra sen deyin ki kanka durma devam et falan. Ervaş da tanıyorsunuz benim. Hatta vlogumuz var. Tanıştığımız andan videomuzun olması. Evet. Direkt ilk edindiğim arkadaşım. Evet. Kuşlar da geçiyor. Çok romantik bir ortam. Yeni aldığım ayakkabıları giydim. Bu dün gelen kot pantolon. Dün gelen blazer ceket ve şunu da Erva ile almıştık dün. Bayağı üzerindeki her şey yeni. Ben konuşuyorum kendi kendime. Şimdi yemek yemeye geldik. Ben çok acıktım çünkü kahvaltı yapmamıştım. Bir tane simit yedim Gamze'lerin yanına giderken ve şimdi böyle oturduk. Yemeğimizi sipariş ettik. Bekliyoruz. Beşiktaş'ta deniz kenarında çok güzel bir yere geldik. Ben bazlama tost aldım. Canım aşırı çekti. Bugün Gamze sen ne yaparsan onu yapasın geliyordum. Ama beni söylerken genelde öyle oluyor. Değil mi? Canım çekiyor biraz. Hadi aldıklarını gösterelim. Neredeler? Bu kıkırdak tüfesi. Bu da halhal. Ya biraz gösterişli bir halhal. Evet. Bu kadar büyük bir yani kalın bir halhal ilk defa takacağım ben de. Ay şuna bayıldım. Ben de. Güzelliğine bakar mısın? Bu da yaprak desenine ben zaten bayılıyorum. Hamza böyle her kolyeyi takmıyor yani çelik olmasına falan dikkat ediyor genelde ama küpe de sanırım çelik çok önemli şey değil. Var. Aynen küpe de çok önemli değil. Altın renkleri inanılmaz yakıştırmıyorum. Evet buna da yakıştı. Küpe de sorun değil altın rengi. Kolyede bir insan kolyenin rengi nasıl kendine yakıştırıyor? Kolye mi sonuç hani kıyafet değil. Bayağı bir şey almışsın ha. Bunları görmedim ben. Diyorum ya bayağıdır almadığım için bak bu altın rengi mesela ama ince bir şey. Bu da halhal ama çelik. Yani halhal. Bunun fiyatı? Bu da 20 ya da 25 olması lazım. Çeliğe göre çok iyi. Değil mi? Ben bundan almış olabilirim belki de bilmiyorum. Şu kıkırdak küpesi. Süper. Gamze şimdi alışverişi böyle. Ben eve gidince göstereyim benim
Tamam. Yalnız asla bu kadar güzel bir tost beklemiyordum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tabaklara bayıldı. We'll be driving our state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way. Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles. Trying to find a way. Searching for the things we do. Gamze için alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Favorimiz olan Beşiktaş Sinan Paşa pasajına geldik. Gamze'nin üstündekinin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi buradan biz Gamze ile eğlenmeye gideceğiz. Evet, o yüzden kombin değişikliği yaptık. Çünkü yani hani kışın ortasında neden bunlar böyle giymiş demeyin. Eğlenmeye gideceğiz o yüzden. Onu mu alacaksın? Ha, bak çok hoşuma gitti. 70 lira. Çok iyi. Ben de aldıklarımı eve gidince göstereceğim size. Böyle çanta aldım. İşte başka ne aldım? Başka ne aldın bebeğim sen? Ne aldın? Ha, eşofman altı aldım. Evet. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Taksim'deyim arkadaşlar. Şu kalabalığa bakar mısın? Gerçi bugün Eminönü kalabalığından sonra bu hiçbir şey. Burcu diye bir arkadaşım var. Şimdi Gamze ile bir yere gidiyoruz. Eğlenmeye gidelim dedik bugün, bu akşam. Aslında o bir arkadaşının doğum günü için kutlama gibi bir yere gidiyor. Hem böyle eğlenmeye, bar gibi bir yer. Dedim ben de geleyim mi? Normalde hiç gitmem. Gamze dedi ki ciddi misin? Dedi çok iyi olur falan. Çünkü ben böyle ani planları çok sevmiyorum ama Bartu da evde değilmiş. O da Onur ve Bella ile birlikte Maçka Parkı'na gitmiş. Dedim ki bari takılayım Gamze'nin peşine. Neden olmasın? Çünkü ay düşüyordum. Çünkü Gamze'ye takılınca gerçekten hayatınız renkleniyor. Videomuzun galiba 3. günü. Artık kaçıncı günde olduğumu bile unutmaya başladım. Yani böyle çok fazla video çekiyorum. Ve genelde hani birkaç günü bir vlogda toplamayı ben çok seviyorum. Duştan sonra saçıma şu argan yağını sürüyorum. Size de tavsiye edeyim dedim. Bayağı güzel. 2-3 pompa alıyorum. Hatta 4-5 pompa alıyorum ve saçımın uçlarına yediriyorum. Şu anda duştan yeni çıktım. Aşırı üşüyorum. Dün en son işte Gamze ile biz eğlenmeye gittik falan. Bayağı da güzeldi bu arada. Şurayı birleştirdik. Bakın şu şekilde göstereyim size. Burası normalde ayrıydı, hatırlıyor musunuz? Ortada bir boşluk vardı. Biz bu boşluğu Bartu'yla dedim ki hani şurayı birleştirsek nasıl olur acaba falan diye konuşuyorduk. Hemen böyle birkaç saniye içinde yaptık. Güzel oldu. Sadece şuraya ulaşamıyoruz mesela. Bu bir tık dezavantaj. Ama bu kez de şurada bir alan açıldı ve buraya da şu ahşap askılığımı koydum. Yani Bartu koydu aslında, onun fikriydi. Ama bu tabii ki geçici bir süreliğine burada duracak. Buraya bir makyaj masası düşünüyorum. Kafam çok karışık. Şimdi şu vitaminimi de süreyim. Sonra size dün aldıklarımı göstereceğim. Şu sıralar en çok kullandığım cilt bakım ürünlerinden bir tanesi bu serum. Cildim parıl parıl oluyor bunu sürdükten sonra zaten. Bu nasıl olabildi? Bana anlatır mısınız? Toplamda ben şimdiye kadar işte başladığım günden beri 6 gün pilates yaptım, sayıyorum. Ve benim minik minik karın kaslarım çıkmaya başladı. İnanılmaz mutlu oldum. Yani şu an bilmiyorum belli oluyor mu ama hani gülerken fark etti Bartu, dedi ki oha karın kasların çıktı falan. Dedim ne diyorsun ya? O zaman yaparım ben bu pilatesi, hep yaparım. Yeter ki çıksın. Hani bu kadar kısa sürede etki etmesini ben de beklemiyordum. Hani bir ay sonra falan çıksa tamam, daha önce öyle olmuştu ama 6 günde karın kası yaptım. Ya tabii ki şimdi şey demeyin, Burcu hani kas göremiyoruz, böyle bir anda baklavalarım çıktı demiyorum ama yavaş yavaş çizgiler belirmeye başladı. Normalde ben çok uzun bir süredir sağlıksız besleniyorum. Aşırı sağlıksız. Her gün hamur işi yiyorum. Ya bugün aslında yine hamur işi yedim. Mesela işte sabah pizza yedim. Az önce makarna yedim. Sonra bugün 2 tane çikolata yedim falan. Hani minik minik çizgilerimin çıktığını görmek bile beni inanılmaz motive etti. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şofman altını göstereyim. Bunu ben Beşiktaş'ta Sinan Paşa pasajından aldım. O pasajı o kadar seviyorum ki gerçekten ürünleri, yani hepsi değil ama mesela bunu aldığım butik gerçekten çok kaliteli ürünler satıyor. Şöyle markasını da size göstereyim. X-Mall aldım. Bu bayağı arkadaşlar şalvar gibi bir şey bu arada. Üstümde duruşunu göstereceğim size. Bunu çok sevdiğim bir çantacıdan aldım. Çantacıların belirli ürünleri oluyor. Fakat benim bu çantacım hani her yerde olanın dışında modeller getirtiyor. O yüzden seviyorum. Şöyle siyah küçük bir çanta aldım. Ve son olarak böyle bir çanta aldım. Bu arada bunlar gerçekten kombinin yanında çok çok daha böyle güzel duruyor. Burası çok karıştı. Çantalarımın olduğu yer. Nereden başlasam şöyle başlıyorum. Bu çelik bir küpe arkadaşlar. Bunu çok sevdim. Yani böyle bir sürü bundan aldım. Göstereceğim size. Şundan bende vardı bu arada ama şurası bozuldu takma yeri. O yüzden tekrar aldım.
Sonra şöyle bir küpe aldım. Bu çok böyle aşırı benim tarzım değil ama çekimlerde falan kullanırım, lazım olur diye aldım. Şöyle bir küpe aldım. Bunun aynısının kahverengi tonunda olandan aldım. Yine şöyle halka yeşil küpe aldım, taşlı. Bunu neden aldım hiç bilmiyorum, mavi. Şu sıralar maviye ve yeşile bir yükseliyorum. Şöyle kalpli ince detaylı bir küpe aldım. Bunu çok sevdim. Bayağı en sevdiğim küpelerden biri o galiba. Şöyle düz taşlı bir tane aldım. Şöyle yılan küpe aldım. Sonra şöyle bir tane bileklik aldım ve biliyor musunuz ben buna iki tane almışım. İnanamıyorum. Sonra Gamze'yle bakarken fark ettik. Onu Gamze'ye hediye ettim. Bunu da bayağı sevdim. Artık bu cümleyi kurmayacağım. Çünkü hepsini severek aldım. Yani aldığıma göre sevmişimdir. Değil mi Burcu? Evet. Şöyle bir kolye aldım. Şöyle minik taşlı. Ve aynısının yeşilini aldım. Bir de şöyle bir kolye aldım. Tüm takı alışverişim bu şekildeydi. Artık bir süre daha takı almam diyeceğim ama kendime de çok güvenemiyorum. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. Son halini şöyle göstereyim size. Yeni aldığım küpeleri şuraya yerleştirdim. Burada bileklik, kolyeler falan var. Şurada yüzükler. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Zaten saat bayağı geç oldu. Ve benim YouTube editi yapmam lazım. Ve aynı zamanda Instagram editi de yapmam lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da hayatıma dahil olabilirsiniz. Ne kadar çok yapabilirsiniz edebilirsiniz dedim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.